Dünya, üzerinde yaklaşık 7 milyar insanın bulunduğu ve bu insanların her birinin kendi filminin başrolünde oynadığı muazzam bir yer. Şimdi bu filmlerden birinde oynayan bir kişiyi düşünelim. Gün boyunca oynadığı rolünün sonunda yatma vakti gelmiştir ve oyuncumuz uyumak için gözlerini kapar. Sabah kalktığında kendini başka bir yerde bulan bu oyuncu hiç sormaz mı? Ben neredeyim? Neden buraya getirildim diye. Ya kendimizi hiç sorduk mu? Bizim bu dünyada ne işimiz var? Neden buradayız? Bu filmdeki gençlerin kendilerine büyük zarar verdiği halde uyuşturucu ve fuhuş bataklığına sürüklendiğini fark ettiniz mi? İnsanların tek gayesinin daha fazla para kazanmak olduğu bu filmde sizce de ters giden bir şeyler yok mu? Bir gün dertsiz tasasız oturduğumuz bir anda bir yakınımızın ölüm haberini alsak ne kadar üzülür ve kendimizi ne kadar da yalnız hissederiz değil mi? Halbuki bu dünya 1680 kilometre kendi ekseni etrafında, 108 bin kilometre güneşin etrafında dönerken ne kadar da küçük ve ne kadar basitsin değil mi? Evet, her yaşayan ölür, her yeni eskir. Senin gibi milyonlarca insanın gelip geçtiği bu dünyada geçici şeyler için üzülme. Etrafındaki bu sanatlı eserlerin sanatkarı seni seviyor. Kardeşim, şimdi düşünmeyi bırak. Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen Rabbinin sana gönderdiği Kur'an ile senle konuşmasına izin ver. Evet dostum, geçmişin bir çöplükse bırak. Çünkü çöplükleri sadece köpekler karıştırır. Sen Rabbinin karşısına dikil ve de ki, Rabbim, yalnız sana itaat eder ve yalnız senden medet umarım. Çünkü etrafıma baktığımda bu milyonlarca sanatlı eserin sanatkarının yalnız sen olduğunu kat'i şekilde müşahede ettim. Ve Rabbim, ben artık senden af diliyorum.